yeni doğan bebekteki birçok davranış normal de olabiliyor, anormal de olabiliyor. Yani bu kliniğin değerlendirilmesiyle, bebeğin görülmesiyle ancak tanı konulup normal denilmesi gereken bir şey. Şimdi bebeklerde fizyolojik reflü dediğimiz bir olay var. Mideden yemek borusundan geriye bir kaçış var. Bu bebeklerde olabilecek bir durum ve bunun getirdiği hafif kusmalar çok hani bebeklerde sık karşılaşılan bir durumdur. Bebeğin kilo almasını engellemiyorsa, bebek yeterince kilo alıyorsa, herhangi bir başka sağlık problemi çıkartmıyorsa bu reflüler tedavi edilmez. Yani başka türlü sağlık problemi nedir? İşte bir akciğer enfeksiyonu, kulak iltihabı gibi ekstra bir şey çıkartmıyorsa bu reflüler her bebekte tolere edilebilir diye kabul edilir. Onun dışında bazen beslenme tekniklerinin, annenin besleme tekniklerinin bir takım minik hataları da bebekte kusmaya neden olabilir. Hani bunlar da tekniğin düzeltilmesiyle, emzirme tekniğinin tekrar anneyle birlikte değerlendirilmesiyle, bir daha pratik yapılmasıyla engellenebilir şeylerdir. Bebeğin beslenir beslenmez gazı çıkartılmadan yatırılması bebeğin kusmasına neden olabilir. Hani burada da ne yapmamız gerekir? İşte bebeğin gazını çıkartıp biraz dik tutup ondan sonra yatırmak bu bebeğin kusmasını engelleyebilir. Reflü, bebekte reflü düşünüyorsanız 25-30 derecelik yatağa eğim vermek, yatakla karyol arasından eğim vermek bebeğin kusmasını engelleyebilir. Ama onun dışında her kusmayı böyle basit nedenlere bağlamamamız gerekiyor. Bunun altında yatan idrar yolu enfeksiyonundan tutun menenjite kadar değişen bir şeyde spektrumda değişik hastalığın ilk klinik bulgusu da kusma olabilir. Yeni doğan döneminde özellikle kusmalar hani normal kabul edilmeden önce dikkatli bir fizik muayene gerekiyorsa laboratuvar muayenesiyle değerlendirilmesi gerekmektedir. En küçük, en basit bir şey de olabilir ama ciddi şeyler de olabilir. Yani bu ciddi şeylerin içine mesela mide çıkışının darlıkları özellikle yeni doğan döneminde klinik bulgu verir. Buradaki kusmaların tipi birazcık önemli bizim için. Kusma hani basit ağzından birazcık çıkartma şeklinde kusma olur ise bu biraz daha normaldir diyebiliyoruz ama fışkırır tarzdaki kusmalar hiçbir zaman örneğin normal değildir. Yani bir bebek fışkırır tarzda birdenbire kusuyor ise o zaman bunun altında mutlaka başka bir neden aranmalıdır.